güzel bahçede çok böyle az bir kesim de olsa kirli siyaset yapanların hiçbirine inanılmasını istemiyorum. Çünkü bizim üstümüzde çok ciddi bir kirli siyaset yapılıyor. Ben her nereye gidersem de elimde geçmişimle ilgili evraklarımla beraber gidiyorum. Çünkü şunu söylüyorlar, önceki memuriyetimde ihraç olduğumu söyleniyor. Ki çok da bir şey bulmuyor ama o her tarafta da gösteriyorum. Bu benim önceki memuriyette emekli olduğuma ve 5 yıl üst üste 100 puan sicille alnım açık emekli olduğumun belgesidir. Bu bitirdiğim okulun Azerbaycan'da bitirdiğim söyleniyor. Bitirdiğimin belgesidir. Bir de Güzelbahçe'de ben kazanırsam cezalarım varmış. Bu cezalarımdan dolayı da ben alınacakmışım, kayyum atanacakmış. Benim, evet, 4 gün önce aldığım sabıka kaydım. Burada yazıyor, yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli çizil kaydı yoktur. Herhangi bir açlık kaydı da yoktur diye artık bunu alıp gezdirme. Mal beyanımı zaten vereceğim. Onu soracaktım ben de. Son günlerde açıklanıyor. Birinci 2010'da verdiğim mal beyanımda biraz daha fazla bir şeyler var. Ama 2024'teki verdiğim mal beyanımda daha az şeyler var. Artı bir şey daha söyleyeyim. 14 yıllık başkan yardımcılığında Güzelbahçe gibi bir yerde evim yok, kirada oturuyorum.